Evet kızlar. Şöyle bir görüntü azıcık güzelleştirelim. Bakalım. Nasıl oldu ki? Evet, canlı yayınımız başladı. Çok fazla indirmiştik. Şöyle bir düzeltelim. Hemen. Daha sonra oralarını düzenleriz tabii ki de kızlar. Şöyle. Kendimizi göremiyoruz ya. Tamamen aşağı indirmiş. Biraz daha kaldırmamız lazım. Hoş geldiniz kızlar canlı yayına. Şöyle görüntüyü ayarlayalım. Devam edeceğiz. Evet, bugün ne yapacağız kızlar? Gece oldu. Gündüzü ayrı bırakalım. Geceye başlayalım. Diyorum canım poğaça istedi. Ne yapayım, ne yapayım? Şöyle kolay olsun, çabuk olsun. Ne yapalım? Dereotlu bir poğaça yapalım. Sizlere dereotlu poğaçayı vermediğimi fark ettim. Ben kusur kalır mıyım? Tabii ki de ben de vereceğim. Hemen başlıyoruz. Canlı canlı dereotlu poğaça yapacağız. Bilmeyenler de bu arada öğrensin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Tüm malzemelerim hazır. Bakın beyaz peynirim burada. Şöyle iki parça. Yoğurt, susam, dereotu, maydanozu peynire katacağım. Şöyle kenarda beklesin. Susam üzeri için onu da kenara alalım. Hemen başlıyoruz. Gelenler hoş gelmişler. Canlı canlı dereotlu poğaça yapacağız. Hep birlikte göreceğiniz. Şu dereotu gördüğünüz gibi doğradım, hazırladım. Hepsi hazır. Bu dereotu da geçen gün turşu almıştım. Ondan ziyan olmasın onu kullanalım değil mi kızlar? İki tane de yumurtamız var. Yumurtalarımızın bir tanesini sarısını ayıracağım. Üzeri için. Yoksa başka bir şey değil. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Birini kırıyoruz. İyi bakın. Tabii daha sonra malzemenin listesinde yazarım da. Şöyle bakın şimdi. Bunun da beyazını katalım. Sarısını ayıralım. Hop. Şöyle. Kabuklarımız şurada dursun. Siz görmeyin. Kabuklarımız orada dursun. Bir tanesinin sarısını ayırdık. Şöyle koyalım. Devirmeyelim falan. Şimdi sıra sıra malzemelerini ilave edeceğiz. Burada 125 gram margarin var. İsteyen tereyağı koysun. Ama tereyağı pahalı. Ben kusura bakmayın koymayacağım. 125 gram margarin. Şimdi birçok kişi de neden margarin koyuyor diye hazırlayacak da. Pahalı anacığım. Pahalı yani. Kusura bakmasın kimse. Şimdi margarinimizi koyduk. Üzerine sıvı yağ koyacağız. Ne kadar? Şöyle bir çay bardağı. Şu görmüş olduğunuz ince belli çay bardağı. Demra kaygısız. Sağ ol. Hoş geldin canım. Ha, ben seni tanıdım ki. Siz biraz sen benim köylüsün değil mi? Tamam. Şimdi sıvı yağını döküyoruz. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ döküyoruz. O da tamamdır. Hoş geldin, hoş geldin. Selam, sağ olasın. Şimdi sıvı yağını da döktük. Bir çay bardağı sıvı yağ. 125 gram margarin isteyen tereyağı koysun. Tabii ki de ben koymadım. Pahalı. Şimdi üzerine yoğurdunu koyacağız kızlar. Yoğurt ne kadar? Şöyle bir çay bardağı. Bak burayı ölçtüm. Tamam da iyi geldi. Yoğurdunu da ilave ediyorum. Gece yapalım bakalım. Bu sefer de canlı yayınlarımızı sürekli gündüz yapıyoruz. Bu sefer geceye döndük. Yoğurt, yumurta, yumuşamış margarin, sıvı yağ koydum, değil mi? Tamamdır. Şimdi üzerine şöyle
Göz ayarı tuz. Az ya da çok size kalmış. Çok az koyarsanız bir şeye benzemez. Azıcık tuzcana yapın. Onu da ilave ettik. Birazcık şeker. Şöyle ne kadar? Bir tatlı kaşığı yeter. Onu da ilave ettik. Şimdi neyimiz kaldı? Kabartma tozuyla yoğuracağız. İki tane kabartma tozu kullanacağız. Çünkü bu hemen pişecek. Onun için bunun içine iki tane kabartma tozu koyacağız. Şöyle ne yapalım? Önce şöyle karıştıralım. Şu kaşığı çıkaralım. Bu arada gelenler hoş gelmişler. Kanalıma da abone değilseniz abone olun. Boş geçmeyin. Abone olanlar da ne yapacak biliyorsunuz, devamlı söylüyorum, tekrar söyleyin, bildirimlerini açsınlar. Bildirimleri açarsanız bu güzel tariflerden hemen haberdar olacaksınız, unutmayın. Canlı yayınımız biraz uzun sürebilir, canı sıkılan gitsin işini yapsın, daha sonra yine devam etsin bakmaya. Hadi bakalım. Şöyle karıştırdık. Elimizle karıştırmadan olmayacak bu iş. Unumuz burada. Unumuzu ölçülü koyacağız. Şöyle kaşığımızı alalım. Şimdi kızlar, unumuz burada. Şöyle bir dolduralım. Bir bardak doldurdum. Bir elimle başlıyorum ben hemen yoğurmaya. Şöyle iyice karışsın ki homojen birbirine lezzeti geçsin. Seval. Neyse okuyamadım. Biri daha yazmış ama. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın. Umarım görürsünüz. Kamerayı direkt buraya aldım kızlar. Herkes görsün diye. Hadi bakalım canlı canlı poğaça yapıyoruz. Gecenin bir yarısı. Sabahleyin sıcacık. Yatmadan da yiyebiliriz yani. Canımız istedi. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Malzemelerimizi karıştırdık. Bir tek dereotu kaldı. Onu sonra ilave edeceğiz. Şöyle bir bardak un. Döktük mü? Döktük. Şimdi kabartma tozlarını açalım. Tabii daha önceden bunları hazırlamamız lazımdı ama her ne hikmetse hazırlamadık, olsun. Yine de olur. Şöyle üstüne döküyoruz. Evet. İkinci kabartma tozunu da döküyoruz. İki tane koyacağınız. Bak unutmayın. İki. İki tane kabartma tozunu döktük. Şöyle önce karıştıralım ki una direkt hamura düşmesin. Ve devam ediyoruz yoğurmaya. Bir bardak un döktük. Şimdi tekrar dolduruyorum. Ölçüyü alın diye. Yoksa ben bunu göz ayarı yapıverim de. Bu un ölçüsünü alın. İkinci bardağı döküyoruz. Ele yapışmaz olana kadar un dökeceğiz kızlar. Başka şey yok. Ben normalde pek ölçmem. Göz ayarı yaparım ama. Şimdi sizlere önce tarif veriyoruz. Biraz ölçü verelim değil mi? Yani sonra da bana ölçü vermedin diye laf söylemeyin. Ayrıca çok uzun tutuyunuz diye dırdır edenler var. Canlı yayınları bu. Canlı yayın kızlar hoppadı bitti de olmuyor yani. Üçüncü bardağı döktük. Takip ediyorsunuz inşallah. Canlı yayınlar normalde uzun sürer. En aşağı bir saat gibi yaptığım tarifler sürüyor. O da normal yani. Ondan hızlısı olmaz. Ondan hızlısı normal video olur. Onu da kese biçe 15 dakikaya indiririz. Hadi bakalım devam ediyoruz. 3 bardak un döktük. Un ölçüsünü görün işte. Sayın döktüğüm bardakları. Dördüncü bardağa geçtik. Şimdi bu dördüncü bardağı da şurayı yavaş yavaş dökeceğiz. Artık kıvam almaya başladı. Birden unu artık dökmüyoruz.
sefer de sert tıkışık bir şey olur. Güzel olmaz. Seval Yılmaz. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim Sevalcığım. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyi misin? Gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında ne yapıyoruz? Dereotlu poğaça yapıyoruz kızlar. Sizlere bir sürü poğaça tarifi verdim. Bir bakın. Ama bunu vermemişim. Her ne hikmetse kalmış arada. Benim başım kel mi? Ben de veririm tabii. Yani. Biz yapamaz mıyız? Bal gibi de yaparız yani. Hem de alasını yaparız. Ha dua edelim elektrikler kesilmesin. Elektrikler falan giderse, hava yağmurlu, rüzgar esiyor. Elektrikler giderse göremezsiniz pişmanlığı. Evet. İşte bakın hamur çok güzel oldu. Çok fazla sert olmayacak. Şöyle bakın ele yapışmaz bir hamur olacak kızlar. Çok tıkış tıkış yapmayın. Bunu dökmeyeceğim yeterli. Şunu alalım gayrı. Şimdi hamurumuz hazır oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Dereotumuzu bırakıyoruz içine. Bakın bu dereotu da geçen gün turşudan kalan dereotları. Hadi bakalım onları da ilave edelim. Kalkın siz de yapın. Malzemeniz varsa evinizde hemencik kalkın yapın. Çok kolay. Çabucak da olan bir poğaça. Bunu beklenmiyor. Mayalı hamur değil ya. Hemencik fırına vereceğiz. Şimdi dereotlarını da güzelce bakın içine yoğuruyoruz. Karıştırıyoruz. Şöyle her yerine dağılsın. Takır tukur bu da. Şunu çıkaralım şunun üstünün içinde. Şöyle azıcık un alalım. Şöyle dökülen hamurlarımızı da toparlayalım. Ve güzelce şurada toparlayalım. Azıcık daha un atalım ki şu zemine fazla yapışmasın değil mi? Şöyle bakın. Her yerine eşit miktarda dereotunu dağıttık. Evet. İşte bu kadar bir hamurumuz oldu. Gördünüz mü? Bu kadarcık oldu. Yeter. Çok isteyen ne yapacak? Ölçüleri iki katına çıkaracak. Şöyle üstümüzü örtelim. Tepsim burada. Şu kocaman tepsiye koyacağım. Davul fırında pişireceğim. Önce şimdi hazırlayalım. Sıvı yağıyla şöyle tepsimizi yağlayalım. Şöyle göz ayarı. Hemen elimizle yaydırıyoruz. Ellerimiz tertemiz. Hiçbir şeycik yok. Kızlar bakalım bakalım kimler neler yazmış. Badem uzun olsun güzel. Teşekkür ederim Bademciğim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Badem benim çok takipçilerimden. Daha birçok düzenli takipçilerim var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmazlar. İnşallah şimdiden sonra takip edenler de bırakmaz. Evet, hazır. Şimdi neyi unuttuk kızlar? Şimdi iç malzemesini. Burada beyaz peynir var. 250 gram kadar, yarım kiloluk vardı. Onun yarısını buraya koydum. Şimdi şöyle yeter herhalde. Artabilirdi ama neyse. Ezelim. İsteyen lor koyabilir. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Olmaz demeyin, hepsi olur. Çok gelirse artık başka şeye değerlendiririz. Şöyle bir parçalayalım bakalım. Çatalla hemen eziyoruz. Tuzumuz koymuyoruz. Ve burada da maydanozlarım var. Bu maydanozları da hemen içine çok atmayalım ya. Çok mu gelir? Ama neyse atalım. Doğradık o kadar. İsteyen koymayabilir. Ben koydum. Ben fazla pek maydanoz sevmem ama
İşte evde olduğu için ziyan olmasın, biliyor musunuz mu? Hiçbir şey ziyan etmemek gerek bu dünyada. Her aldığınız şeyi muhakkak değerlendirin. Sene pahalı. Gördünüz mü? Bu şekilde işte maydanozlarımızı da hemen karıştırdık. Tamamdır. Bu da hazır. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz poğaçalarımızı. Evet. Şöyle nasıl yapacağız? Poğaçalardan çok fazla kocaman koparmayacağız kızlar. Ufak ufak. Şöyle bakın. Heh, bu kadar. Gene bile kocaman. Şöyle. Ölçü yeterli. Bakalım kaç tane çıkaracağız. Evet. Bu şekilde yaparsanız ölçüleri hemen hemen aynı olur. İsterseniz bıçakla da kesin. Şunu da ikiye bölelim. Şimdi dengeleyelim hepsini. Çok fazla kocaman mı kopardık? Ne yaptık? Çok büyük yani olmasın dedik ama kaç tane oldu? 10, 12, 13 tane oldu yani. 20 bile yapamadık kızlar. Biraz azaltacağız bunları. Şöyle dengeleyelim birbirine. Neyse. Yassı dokunuyor aziz Allah cenişşillah. Evet bu şekilde koparıyoruz. Bakalım birisi yazmış uzun uzun güzelce. Merhabalar. Ne kadar doğası tarif. Teşekkür ederim ya. Yani sahtekar insanlarla dolu etrafımız. Doğal olmak lazım bu hayatta. Bırakın sahtekarlığı. Neyseniz o şekilde yaşayın kızlar. Hayatınızı sahtekarlığı şey yapmayın. Bakalım bir tane şöyle deneyelim ama iyi. Hamurlar iyi. Artık ne olursa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane poğaça çıktı. Biraz az gibi geldi gözümüze ama ne yapalım? Şimdi böyle hemen elimizle açıyoruz. Bakın şöyle çok kolay. İçine peynirini koyuyoruz. Hemen buradan haydi yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde yani. Şöyle yapıştırıyoruz. Bu zaten yapışacaktır birbirine. Şu şekilde uzun da yapabilirsiniz. Normal yuvarlak da yapabilirsiniz. Birazcık şekilli olsun bakalım. Bu şekilde poğaçamızı hazırlıyoruz. Birazcık güzel şekil verdim. Tepsim bile kocaman gelecek ama neyse. Evet. Daha bile küçültmemiz lazım aslında bunu da. Hamurlar biraz kocaman oldu sanki. Bakın. Bunu da koyalım. Evet. Şu şekilde karşılıklı hemen yapıştırıyorsunuz. Bakın ağız kısmını. Şöyle yaparsanız zaten direkt yapışır birbirine. Şöyle acık uzatalım. Biraz kocaman canım yaptık. Ne yaptık? Neyse canım. Olsun değil mi? Şöyle azıcık küçültelim bazılarını. Bir hamur daha yapacağım. Çünkü birazcık küçültmek istedim. Evet. Şöyle. Tamamdır. Evet devam ediyoruz. Gelenler hoş gelmişler. Yorum yazmayı unutmayın kızlar. Beğenin. Bir de beğeni atın bak. Beğeni atın boş geçmeyin. Tamam mı canlı yayına? Yorum yazın. Beğeni atın. Abone değilseniz de abone olun. Bak unutmayın. Devamlı söyleyeyim diye kızıyorlar ama kızan kızsın. Çok da umurumda. Evet. Şöyle toparlıyoruz hemen. Yuvarlıyoruz. Güzel zaten yapışıyor birbirine. Hop sen de yerine.
Badem. Şöyle peynirini koyup yuvarlayacağız. Başka şey. Hemen ben hızlanıyorum çok uzun sürmesin diye. Şöyle. Bol bol otlu oldu. Hamurunda dereotu. Peynirin içinde maydanoz. Aman ne sağlıklı ne sağlıklı. Poğaça yapıyoruz. Bol bol otlu poğaça yapıyoruz kızlar. Bu sefer de böyle olsun ya. Otsuzunu da çok yaptık. Malzeme listesini tekrar yazacağım alt kısma. Canlı yayın bittiğine kızlar. Yani ölçüleri bir vereyim de ona göre yazayım dedim. Yazmadım. Çünkü belli olmaz. İki kaşık fazla gider, eksik gider yazdığımdan. Gelenler hoş gelmişler. Gelenler boş gelmesin. Beğeni atın kızlar. Yorum yazın. Bak benim izleyicilerimin %81'i genelde bayandır. Bayanlarla çok iyi anlaşırız. Sağ olsunlar. %81'i bayan. Geri kalanı erkek. Onlar da sanırsam evli olmayan, karısından ayrılmış, okuyan, çoluk çocuktur. Çünkü öğrenmek için bakarlar. Her aşamasını, her ayrıntısını göstermeye çalışıyorum ki herkes öğrensin. Gizli saklı yok. Özellikle de canlı yayınlarda böyle size birebir böyle gösterip de yapanı bulamazsınız kızlar. Unutmayın bak ha, bunu söyleyeyim diye. Kızıyorlar. Evet. Şimdi şöyle. Artık tepsimize bol bol koyduk. Gevşek gevşek çünkü kocaman tepsiyi yağladığım için. Şu anda 24 kişiyiz. Hadi bakalım kızlar toplanın. Çağırın eşinizi dostunuzu. Boş geçmeyin. Nerede çokluk? Orada bereket derler. Gecenin bu saatinde canlı yayın pek açmıyordum ama bugün böyle oldu. Canımız poğaça istedi. Günler zaten bir damla. Ağzım burnum değene kadar akşam oluyor yani. Hadi bu sefer böyle olsun. Ne yapalım? Yine gündüz de açarız. Gündüz de açarız. Hepsimiz yavaş yavaş. Şurada kaç tane kalmış? 4 tane kalmış. Neyse canım. Kocaman geldi ama olsun. İçinden kaçmasın.
bir de ortaya koyalım. Tamamdır. Biraz peynirimiz kalacak. 250 gram değil de 200 gram tamam iyi gelecekmiş ama olsun. Neyse yeni yorum var mı diye bakayım kızlar arada. Yazarsanız görürsem cevap vermeye çalışacağım. Yazmazsanız da devam edeceğim işimi yapmaya. Bak bitirdim işte. Bu kaldı. Bu kaldı. İşte bu kadarı kaldı. 1 gramı kaldı. 200 gram. Yetecek. Daha küçük hamurları yaparsanız o zaman gider. Biraz ben kocamanca ne yaptım? Aç doyuran. Neyse. Tamamdır. Bu kalsın. Yani toplarız birazdan bulaşık falan. Gördünüz mü kızlar? Poğaçalarımızı hazırladık. Garaltlı poğaçalarımızı hazırladık. Şöyle birazcık da bastıralım ki çok şişman tombik olmasın. Şöyle. Tamamdır işte bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yumurtasını süreceğiz. Yumurtamızı nereye koyduk? Ha buraya koymuşuk. Sıvı yağımız burada. Birazcık sıvı yağ koyacağız. Çok değil. Şöyle ne kadar? 2 yemek kaşığı. Ama ben fırçamı almamışım tahminim. Ona bakındım yani etrafıma ama. Şöyle onu güzelce çekiyoruz. Azıcık daha dökelim ki yetmemezlik etmesin. Yeter. Şöyle koyu koyu süreceğiz. Ama ne unuttuk? Fırçamızı unuttuk. Her şeyi hazırladık, hazırladık. Fırçamızı unuttuk. Şimdi onu da alalım. Şöyle siz devirmeden çekmecemden. Nerede ki? Yani şimdi bulamayacağız. Elimizle süreceğiz. Çünkü fırça nereye girmiş bilmem. Burada. Tamam. Tamam burada bulduk. Bulduk kızlar bulduk. Merak etmeyin. Fırçamızı da bulduk. Şöyle takalım ki çıkmış. Evet fırçamız da hazır. Hemen şimdi üzerine yumurta sarılarını sürelim. Şöyle bakın bolcana bolcana bu yumurta sarısını sürelim değil mi? Çok güzel olacaklar. Yine döktüreceğiz. Yine döktüreceğiz. Hayırlı akşamlar Ayşegül. Teşekkür ederim. Sağ olasın Ayşegülcüğüm. Hoş geldin canlı yayınımıza. Sefalar getirdin. Evet kızlar yumurta sarısını da sürdük. Şimdi burada bunu bırakalım. Hemen fırınımızı çalıştıralım. Fırın hemen kızsın. Evet fırınımız zaten hazır. Hemen ne yapacağız? Fişini takacağız, çalıştıracağız. Hemen çalışsın bu şimdi. Evet fırınımızı çalıştırdık. O kıza dursun. Şöyle bu yumurta sarısını tamamen ona buna paylaştıralım. Ziyan olmasın. Evet. Yumurta sarısını da sürdük. Üstüne susam
Çörek otu evinizde ne varsa onu serpin. Yoksa hiçbir şey de serpmeseniz de olur. Şöyle birazcık da ben susama vardı evde. Susam döküyorum. Çörek otu yok. İsteyen yağını yağını yoksa hiçbir şey serpmeye bir olmaz mı? Mis gibi de olur. Bol bol serpelim değil mi? Çok güzel oldu. Şimdi biraz da süs yapalım. Böyle olmasın. Ne yapalım? Şöyle çatalla çizikler atalım. Dur bakalım çizme şöyle hangisi güzel böyle takılıyor. Şöyle bakın çizikler atıyoruz. Un kurabiyesini atıyoruz ya aynı öyle. Şöyle bir çizik atıyorum. İsteğe bağlıdır dediğim gibi. Azıcık şekilli olsun dedim. Çok güzel oldular yalnız ha. İnşallah yakmayız kızlar. Kendimizi pek övdük de. Evet hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen poğaçalarımızı, dereotlu poğaçalarımızı fırına veriyoruz. Fırınım şu anda kızıyor. Hadi daha kızsın bakalım o. Zaten hızlı çözüyor. Çabucak kızacaktır. Şöyle bir taraftan da ne yapıyoruz? Bulaşıklarımızı topluyoruz. Bunları yine ben yıkayacağım. Başkası gelip yıkamayacak yani. Bir araba bulaşık yapıyor. Sonra da topla. Ya böyle işte. Evet bakalım sizin yorumlarınıza. Merhaba ablacığım. Merhaba canım ya. Yakına gelelim. Gözler yaşlı gözlü olduk. Hayır göremiyoruz kızlar. Vallahi gözlerimiz görmüyor. Şöyle gözlük takmadık. Ne yapıyorsun canım? Ne yapıyorum canım? Ben ne yapıyorum? Dereotlu poğaça yapıyorum kızlar. Bakın. Şimdi fırına vereceğim artık. Hemen şimdi sokayım ben fırına. Kızdı zaten. Gene devam ederiz laflamaya. Pişerken laflarız. Evet. Fırınımıza verdik. Şimdi şöyle yorumlarınıza bir bakayım bakalım. Boş boş durmayayım. Benim 12 yaşında. Sen 12 yaşında mısın? Hep izliyorsun. Seviyorum. Sağ ol canım. Ben de seni seviyorum. Sağ olasın. İsmin ne kız? Jessica mı? Cenni kalbi. Sağ olasın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hepinizi. Sağ olun, var olun. Karşılıklı sevgiler her zaman. Şimdi fırınımıza verdik. Poğaçalarımız ne kadar sürede pişer? Tahminen 20-25 dakika arasında sürmez bile. Çünkü benim fırın biliyorsunuz davul fırını hızlı çeker, çabuk pişirir. Arada kontrol edeceğim ki yanmasın. Piştikten sonra yine buraya çıkaracağım. Son halini de göstereceğim size. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Şu anda ne kadar olmuş canlı yayını açalım. Tahminen 34 dakika olmuş kızlar canlı yayını açalım. Çok mu? Değil yani. 34 dakikada ne yaptık? Yoğurduk, hazırladık. Siniye dizdik. Fırına verdik. Çok mu? Değil yani. Herkes evinde o kadar bir süre harcar bu poğaçaları yapmak için. Hatta daha da uzun yaparlar. Eli çabuk olmayan çok daha da uzun süreyi uzatabilir. Her şeyimiz burada. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınıza bakayım. Nergis. Nergis Azerbaycan'dan. Aa, sağ ol canım ya. Hoş geldin.
Hoş geldin. Azerbaycan'dan çok fazla takipçim var. Sağ olsunlar. Esselamu aleyküm. Zübeyde Ayar. Aleyküm selam. Hoş geldin canım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Azerbaycan'dan çok fazla takipçim var. Sağ olsunlar. Azerbaycan, Rusya çok fazla takipçim var. Sağ olsunlar. Tabii birçok videolarımı birçok dile çeviriyorum kızlar. 30'dan fazla dile çevriliyor videolarım. Haliyle yani o taraflarda da izlendiği için çok fazla takipçim dışarıdan. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Ne diyelim yani. Türkiye'den de var tabii ki de. Devam edelim okumaya. Şimdi sen kaç yaşındasın diye sorma. Çünkü yaş sorulmaz canım, tamam mı? Hadi. Hanımların yaşı sorulmaz. Bizim Türkiye'de nedir biliyor musun? Hanımların yaşı sorana çok ayıplarlar. Sakın bir daha sorma. Görmeyem, duymayem. Tamam mı canım? Hadi. Neyse abla de, teyze de ama yaş sorma. Belli bir yaşımız var haliyle bu tarifleri biz ya yani bu yaşımıza kadar yavaş yavaş öğrendik. Şimdi sizlere tarifleri yavaş yavaş veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da öğretmeye çalışıyoruz. Bu canlı yayınlar birer ders gibi görün. Öğretiyorum. Niye canlı yayın yapıyorum? Her aşamasını görsün diye. Yoksa ben bunları normal videoda çekerim. Olmadı mı keser atarım tekrar yapar size olmuşunu gösteririm ama o şekilde de yapmak istemiyorum. Şöyle soframızı bir silelim ya. Laf 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 diyoruz da soframızı silmeye elimiz değmiyor yani. Evet. Devam edelim. Kalp yapar mısın? Yaptım gitti. Böyle mi? Böyle mi kızar? Böyle mi? Kalbimiz sizinle. Herkesi seviyoruz. Hangi dilden, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun, insan olsun, kalbi iyi olan insanlar. Herkesi seviyoruz. Beceremedim ama neyse olduğu kadar kabul et olmuş say. Tamam mı canım? Yorum yazarsan yorum bölümüne, yorumlara genelde kalp atıyorum. Beğeni ve kalp veriyorum yani. Bana yorum yazan herkese. Ay ay ay. Benim şimdi pişiyor. Ne yapalım? Ne kadar zamanımız oldu? 37, 38, 34 dakika. 4 dakika falan olmuş. Teşekkür ederim. Sağ ol ya. Sağ ol. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Poğaça şu anda fırında. Birazdan çıkaracağım. 5 dakika falan oldu gireli. Yani çok fazla uzun sürmez. Çünkü bu hemen pişirir. Benim de fırın fazla uzun zamanla öyle kurutmaz. Yani çabuk pişirir. Piştiğine de size son halini göstereceğim tabii ki de. İnşallah da yakmayız yani. Oy 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 oy. Evet siz bana yorum yazın buralara. Mesaj bölümüne yazın ki zaman gelsin laflayalım. Daha sonra bu bölümü keseriz olmazsa. Yani çok uzun diyenler oluyor ya. Boş boş konuşun, çok konuşun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bak ne kadar güzel. Devamlı yazıyorsun. Sağ ol canım. Sağ ol. Nefis lezzetli tarifler ailemiz günden güne büyüyor kızlar. Ne kadar oldu biliyor musunuz? Şu anda 127 bin aboneyi geçtik kızlar. Sağ olun. Ailemiz günden güne büyüyor, gelişiyor. Abone olmayanlar da buradan abone olabilirler. Bildirimlerini açabilirler. Unutmayın özellikle bildirimlerinizi açmaya. Teşekkürler. Ay ne o doğum günü pastasını attın kız. Neyse bir bakayım ben şimdi poğaçama kızlar. Şu anda 39 oldu. Tahminen 5-6-7 dakika oldu ama bir bakalım yanmasın.
Yine geleceğim. Siz beni burada bekleyin. Sakın ayrılmayın. Boş bırakmayın burayı, tamam mı? Oradan kötü yorum yazanlara da cevap yazın. Ay çok güzel olmuşlar. Tontik tontik. Azıcık kızarsın ama daha kızarmamışlar. Evet. Çok güzel kabarmışlar, tontik tontik. Şu bulaşıklarını bir kaldırayım şuradan kızlardan da. Gözüm gördükçe bunlara sinir oluyor. Şunları yavaş yavaş toplayayım. Sonra yıkarım. Ne yapalım yani? Ay. Bir yandan da toplayalım değil mi? Temizlik yapalım ki çok pis, dağınık demesin kimse. Evet, poğaçalara baktım kızlar. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Çok güzel kabarmışlar. Kızarmamışlar daha henüz ama güzel olmuşlar yani. Evet, şimdi yakına bir geleyim, şöyle şunu acı getireyim ben. Sizin yorumlarınıza güzel güzel cevaplar vereyim. Sübeyde ablacığım, biraz kendinizden bahsedin. Evliyim, 3 tane çocuğum var. Biri büyük kız, 2 tane de erkek. Torunlarım var. Ne kadar? 4 tane de torunum var kızlar. Yani biz küçük insan değiliz. Teşekkür ederim Gülem. Badem, badem. Öyle. Hayat devam ediyor. Ne yapalım? Evliyiz, barklıyız, çoluğumuz, çocuğumuz, çombalağımız, torunumuz hepsi var. Köyde yaşıyoruz. Eski fakir gariban bir evde yaşıyoruz. Hayatımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da yeni ev, güzel ev göreceğimizi tahmin etmiyoruz. Elimizle, elimizdekilerle yetinmeye çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Buna da şükür diyoruz. Evet, şu anda 25 kişiyiz canlı yayınımızda. 13 tane beğenimiz olmuş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Unutmuyorum yani. Aklım orada hep. Sağ ol, sağ ol canım ya. Sağ ol, teşekkür ederiz. Herkesin Allah dualarını kabul etsin. Temiz kalple yapılan dualar Allah tarafından kabul edilir kızlar. Temiz kalbinizle dua edin. Allah kabul eder. Er ya da geç, geç de olsa kabul eder. Önemli olan bu dünyada nedir bilir misiniz? Sağlıktır. Sağlığınız yerindeyse kalanı boş verin. Her şey olduğu yere varır. Umursamayın dünyayı. Sağlık önemli ama sağlığınız yerinde değilse, trilyoner de olsanız, cebiniz paralarla da olsa hiç çaresini bulamazsınız. Yoksa önemli olan sağlıktır bu dünyada. Turşu. Turşuyu geçen gün kurdum. Ne zamandı? Ya yine böyle bir canlı yayında kurmuştum kızlar. Şu anda oluyor yani. Açmadım henüz ama diğerlerini yiyoruz yani. Sizlere birçok turşu tarifi verdim. Yaz aylarında geçen seneden de kurduğum birçok turşu tarifim var. Gelecek yaz hepsini canlı 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 sizlere kuracağım kızlar. Gözünüzün önünde hazırlayın malzemeleri. Daha önceden canlı yayın yapacağımı size bildireceğim. Yani şöyle planlı canlı yayın yapacağız. Malzemelerinizi hazırlayın. Benle birlikte siz de turşunuzu kurun. Çok da güzel bak. Turşularım çok güzel olur. Övünmek gibi olmasın. Benden güzel turşu yapan yoktur bu dünyada. Yeni çıkardım geçen de. Hangini çıkarmıştım? Açmıştım. Şöyle kırmızı biber var ya, etli etli. İçini doldurmuştum kıyma. O çok güzel olmuş ya. Vallahi ondan yiyiz şimdi. Acı biberlerim var. Yeşillik salatalık turşularım var. Hepsinden azar azar, bazen ondan bazen ondan çıkarıp yiyorum artık. Yiyoruz yani. Yaza kadar bitsin yani. Onları yavaş yavaş yavaş
yiyeceğiz. Çok çocuklara veriyoruz. Dağıtıyoruz. Ama bu benim yani ölçülerimle kurun. Bak başka yerde turşu kuruyorlar. Başka bazıları başka kanallardan bakıp kuruyorlar. Daha sonra işte geçen gün yazmış ki benim turşum koktu. Neden koktu? Ne bileyim neden koktu arkadaşım. Benim tarifimi kurdum kurmamış. Başkasının tarifini kurmuş. Ben şimdi sana ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Hem turşu neden kokar? Ya tuzu azdır ya hava almıştır. Ondan kokar yani. Sonra diyor ki başkasının tarifini kurdum bir daha ya sizin daha kur. Kur arkadaşım yani. Hadi bakayım ben çok konuştum gene. Birkaç dakika daha dur suyun kızarmaya başlamış. Evet kızlar. Poğaçalar o kadar güzel olmuş ki kendim yaptım diye söylemiyorum. Çok güzel kabardılar. Kızarmaya da başladılar. Şimdi ne kadar zaman? Bir 5 dakika, 10 dakika arasında tamamdır. İleti geri çekildi. Ne yazdın ki kız? Gerçekten yanlış mı yazdın? Bazen yanlış oluyor. Neden oluyor? Cevap verirken genelde telefon yapıyor. Buna o harfeyi basıyor. Başka şey yazıyor kafasına göre. 3 yumurta. Canım ben buna 2 yumurta koydum. Bir tanesinin sarısını ayırdım. Birini döktüm. Sarısını ayırdım. Beyazını içine koydum. Yani bir bütün yumurta, bir de beyaz yumurta beyazı yani. Birinin sarısı ayrıldı üzeri için. Yeter sadece çatır çatır yumurtaya kokmasın ya. 3 tane çok yani bana. Yeter 2 tane. Aynen öyle öyle. Yanlış yazıyor bazen. Evet gelenler hoş gelmişler. 25 kişi olduk şu anda canlı yayında. 15 beğenimiz var. Lütfen beğenileri çoğaltalım kızlar. Beğeni atın canlı yayınımıza, paylaşın. Ya yanlış söyledim. Abla bir tane tatlı tarifi veriyorum. Bak canlı yayınıma konuk almayı planlıyorum kızlar. Hiç kimseden ses selam çıkmadı. Canlı yayınımda siz de tarif vermek isterseniz konuk olabilirsiniz. Bakın yani kaç oldu söylüyorum. Söyle bakalım ne tarifi veriyorsun sen bana? Bir yumurta, 3 bardak süt. Evet. Sen tatlı tarif verin. Yaparım tatlıları çok severim. Çok seviyorum. 3,5... Hatice kolay gelsin ablam. Ah sağ ol Hatice'cim ya. Hoş geldin. Nerelerdesin sen? Neyse gece canlı yayın yapacağım. Kimsenin aklına gelmediği için. Yemek kaşığı şeker. Canım sen bunu komple bir yere yaz. Altına yorum bölümüne yaz tamam mı? Hepsini böyle birden tarifi yaz. İsmini yaz tatlının. Şimdi burada gidiyor yani sürekli. Gidiyor yani. Ben bu şeyleri sonradan okumam lazım. Ama aşağıda yorum bölümü var ya. Oraya yazabilirsin. Oraya yazabilirsin. Ya da canlı yayını kapatınca yaz. Tamam mı canım? Ay bakalım çok konuştuk bu. Yanmasın. Tamamdır oldu oldu. Bir dakikalık bir zamanımız kaldı. Dereotlu poğaçayı çıkaracağız kızlar. Yap yap. Bak çıkaracağım şimdi çok güzel kızardı. Bir dakika bir dakika yani gönlüme göre kızarsın diye kıpırdıyorum yani. Ama oldu. Yapın çok kolay çok basit ölçüleri zaten gözünüzün önünde döktüm. Pişirmesi de gözünüzün önünde oluyor. Daha ne olsun? Size bir canlı yayında böyle yapanı ben hiç görmedim yani. Bakıyorum da
Birçok canlı yayın yapanlar var. Bu şekilde tarif veren hiç görmedim yani. Çünkü beceremezler. beceremezler yani. Tutturamadıkları için sonra yani normal video çekip atıyorlar. Hadi kapatalım gayrı. Ay yine sıcak. Ay kızlar pişti ya benim. Bakın ya. Bakın. Şuraya bakın. Şöyle bir alt kısmı düzenleyin. Şu güzelliğe bir bakın. Heh. Ay elim yandı mı? Şu anda çok sıcak. Tabii fırından çıktı ya. Şöyle size yakın plandan tekrar gösteriyorum. Şunun güzelliğine bakın. Süper oldu var ya. Öf öf ama çok sıcak. Azıcık soğuması lazım. Görüyorsunuz mu? Canlı yayında işte canlı canlı yaptık hep birlikte. Pişirdik. Ölçüleri az diyen iki katı versin arkadaş. Başka bir şey yok. İki katı. Ben bir iki katını yapsam olurmuş. Çok da güzel oldu. İşte bakın. Yani ben normal videoda da canlı yayınlarda sizlere birebir ölçü veriyorum diye söylüyorum. Bazıları da kızıyor. Niye birebir? Başkaları vermiyor. Vermiyor ama başkaları vermiyor size böyle birebir. Bakın. Çok sıcak. Şimdi nasıl çevireyim ki bir tanesini? Bakın. Alt kısmı biraz kızarmış. Normal tepside yapıştığı için. Öf. Bir tanesini kıracağım tabii ki şimdi size ama aşırı sıcak. Ne yapsam diye onu düşünüyorum. Yanına şimdi ne olur bir çay yaparsınız şöyle mis gibi ya da içecek. Yapsana ki nesli. Bakalım. Yapın işte malzemelere bir bakın. Yazacağım altına gerçi de. İşte bakın bak. Elimde olsa da size hepsinize birer tane 25 kişiyiz herkese de yetmez ama yarım versek yeter. Görüyorsunuz mu kızlar? Ya ne yapayım yani? Güzel. Elim marifetli. Ne yapayım yani? Allah vergisi. Tatlını yaptın mı? Tabii öyle gibi. Ya, anlamıyorum ama neyse. Şöyle size yakın gösteriyorum. Özellikle görün diye kızlar. Bakın. Yani sonradan orasını sakladı, burasını sakladı. Onu göstermedi, bunu göstermedi demeyin. Ben böyle canlı size gösteriyorum. Şimdi bir tanesini kıracağım. Şöyle. Ay bismillah. Evet. Bakalım neler yazdınız. Ne demiş ki? Melih Mutlu. Hoş. Ay canım şurada neler yazdınız yakından göreceğim ne merak ettim bana ne yazdınız orada siz. Okuş maşallah. İnceleme için bekletiliyor. Evet mesajı birisinin yayınlamadı. Spam geçti. Kim ne yazdı? Bakayım bakalım ya. Vallahi bana da öyle geldi de oyarım gözünüzü. Lütfen. Bakalım. Kıskanıyorsunuz değil mi? Kaldır. Evet. Boş insanlar lütfen yazmasın. Spam yapanlar yapmasın.
Beceriksizliklerinizi burada lütfen belli etmeyin. Tamam mı? Bu kimmiş? Sahte isimlerle gelip de buraya Melih Mutlu. Melih Mutlu sen şu anda engellendin canım. Bir daha engellendin. Kızlar bu tür davranışlar işte kıskançlık belirtisi. Var ya boşuna dememişler yani. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Bunların kalpleri fesat. Kızlar kalpleri. Herkese kötülüklerini bulaştırıyorlar. Yayıyorlar, atıyorlar çamurlarını her yere. Çamur atarak herkesi çamurlayacağız sanıyorlar ama başaramayacaksınız. İyi insanları kötülüklerinizi bulaştıramayacaksınız. Bunu da unutmayın canım. Hadi gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımızı artık kapatacağım. Bu kadar kıskançlık yeter. Ne yapalım? Elim hamarat, marifetli. İşte gördünüz gözünüzün önünde yaptım. Mis gibi de oldu. İşte şöyle bir tanesini kıracağım kıza. Göz hakkınızı helal edin. Yapıverin artık. Ne yapalım yani? Size bir de kolay yerlerini gösterdim. Yani tereyağı yoksa normal margarin koyun. Ama şu kutularda olayım var ya, onlar biraz yumuşak oluyor, böyle karıştırması kolay. Onlardan koyun. Paket de koyabilirsiniz. Onu da ne yaparsınız? Şöyle rendeleyin içine. Koyun gitsin. Bir tane kıracağım. Bakın. Vallahi çok güzel olmuş ya. Ay, mis gibi. Dereye söyleyemedim de. Ağzım yanıyor sıcak. Dereotu kokusu var ya, mis gibi olmuş var ya içinde. Yedikçe ağzınıza dereotu kokusu yayılıyor. Dereotu sevenler yapsın muhakkak. İçinde gözüküyor zaten dereotları. Bakın incecik kıydım, çok kalın olmasın diye onları da. Artık yanına bir çayla. Süper. Ay bir de ağızda kıtır kıtır var ya, hafif böyle dağılıyor. O margarin dağıtıyor ağızda. Çok güzel olmuş. Ben bunu yaparım arada bir. Vallahi süper olmuş. Muhakkak deneyin bak kızlar var ya. Ama ölçüleri takip edin. Tamam mı? Ölçüleri birebir uygulayın benim yaptığım gibi. Ha 11 kaşık 2 kaşık eksik fazla olabilir. Onun sebebi de nedir? Her zaman söylüyorum. Onun sebebi yumurta bağısı böyle büyük olur. Bağısı küçücük yumurta kırar. Yani onun için fazla un alabilir. 1 kaşık 2 kaşık. Elinize yapışmadı mı hamur? Tamamdır olmuş demektir. Böyle yaparken elinize yapışmışsa eli parça parça olmuş demektir. Bu kadar basittir. Yapın muhakkak çok güzel olmuş. Süper süper. Başka poğaça aramayacaksınız. Bir de misafirlerinize de yapın bunu. İnanın çok sevecekler. Teşekkür ederim. Tatlını yapalım. Tatlını yapalım. Hey, bak canım ben sana şimdi dediğim gibi sen yap o tatlıyı bana. Canlı yayında olur mu? He? Yapalım. Sen yap o tatlını bana. Canlı yayında seni konuk alayım. Gelir misin Jessica? Jessica diyorum da. Gerçekten Jessica mı ya ismi ya? Neyse. Anlaşırız biz seninle. Canlı yayına konuk olarak gelirsen seni konuk alabilirim. Konuklu canlı yayın ayarlayacağım. Bir gün önceden ben bunu ayarlayacağım. Topluluk şeyinde paylaşacağım linki. Gelirsin, geldiğin an seni konuk alabiliriz. Tamam?
kanalının adını koydum. Sen kanal mı açtın Jessica? Anlamadım ki. Artık konuklu canlı yayın yapamam ben. Artık canlı yayın bitti. Konuklunun ayarlaması bir başka oluyor. Onu ayarlayacağım yani. Sen şöyle diyelim. Mail adresimi biliyorsun sen. Bilirsen nefislezzetitarifler@gmail.com, tamam mı? Buraya mail at. Ben de tatlımı yapacağım da canlı yayında da. Oradan hep birlikte anlaşırız. Belli bir gün içinde tatlını yaparız canım. Neden olmasın? Ben her taraftan tarif bekliyorum. Herkes kendi yöresine ait tarifleri canlı yayınımda yapabilir. Konuk olarak alırım. Konuk olarak benim gibi siz de yapabilirsiniz. Yapamaz mısınız? Bal gibi de yaparsınız. Herkes bildiği işi çok kolay yapabilir. Tamam canım. Şimdi ben kapatacağım canlı yayınımı. Tekrar bu mesajları okuyacağım. Artı alt kısma mesaj bölümüne de yaz. Tamam mı? Hadi. Hadi şimdilik canlı yayınımızı kapatıyoruz kızlar. Derelikli poğaçamız hazır. Siz de yapın. Bak yüz oldu söylüyorum. Tekrar. Muhakkak yapın. Ama sadece benim ay boğazım gitti. Benim ölçülerimde yapın. Tamam mı kızlar? Bak ben nasıl burada gösterdim size. Canlı. sesim gitti ya. Aynen o şekilde o ölçülerde yapın. Fırın ayarı. Ben davul fırını kullanıyorum. Ayar yok. Çok hızlı çekiyor yani. Ama nasıl ayar? 250 derece yüksek ısıya koyun kızlar. Hızlı çeksin. Çabuk pişirsin. Tamam mı? Hadi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir saati geçirdik kızlar. Şu anda sürekli yazıyorsun da. Yok şimdi bugün olmaz. Sen bugün yapamazsın. Onu başka bir gün tatlıya. Canlı yayınımızı kapatacağız. Yarın akşama yaparız. Olmaz mı? Yarın akşama açabiliriz canlı yayın. Katılırsaydın yarın akşama tatlını yapabilirsin. Ama şu anda olmaz. Bir saattir canlı yayın yapıyoruz. Artık kapatmamız lazım. Sabah. Sabah kaçta yapalım? Hı? Yani çok erken saatte de canlı yayın olmuyor. Yani sabah yapalım ama sabah saat 1'de yapabiliriz, 2'de yapabiliriz. O şekil yapabiliriz. Tabii ki de yaparız. Neden olmasın yani? Hadi canım. Hadi kapatıyorum. Aşağı yorum bölümüne tam olarak yazarsanız sürekli çünkü geçtiği için takip etmek zor oluyor. Şu anda canlı yayınımı kapatıyorum. Aşağı yorum bölümüne yaz ya da mail adresime yaz. Hadi bu arada tekrar söyleyelim. Kanalıma abone olmayan kanalıma abone olabilir. Tariflerimi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasın. Lütfen tüm bildirimleri açın. Zil işareti bildirimlerden açılıyor. Zil var. Videoyu izlerken alt kısımda göreceksiniz. O zile basarsanız abone olurken orada zil işareti de göreceksiniz. Ona basarsanız zaten bildirimleriniz açılmış olacak. Bu sayede canlı yayın açtığım zaman, normal video attığım zaman hemen haberiniz olacaktır kızlar. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeter bu kadar canlı yayın. Sen dediğim gibi yorum bölümüne yaz ya da mail adresimi yaz. Anlaşalım yapalım. Hadi hoşça kalın bakalım.